Şimdi çocuklar slaytlardan almadığım bir iki yerden size bahsedeceğim. Daha iyi konunun anlaşılması için. Dolayısıyla notlarınızdan siz de oraya bakarsanız iyi olur. Hangi notlarınızdan? Çocuklar şu bakayım şeye. Çelik 7. hafta 1 diye bir PDF'miz var. Çelik 7. hafta 1 PDF'si. AVS'den onu indirdiğimiz dosyaların arasında 7. hafta 1 PDF'si. O PDF'yi açtığında zaten çelik 1 kısmının yani proje hariç olan kısımların bütün notları o PDF'de ve bu notlardan da bazılarını eleyerek zaten anlattık. Biliyorsunuz derste katılmış olanlar, takip etmiş olanlar bilecek. Hepsine komple çalışmayacaksınız. Yine yani slaytlara üzerinden çalışmanız daha mantıklı demek istedim ama bu notlarda da yine şöyle bir göz gezdirebilirsiniz ve bu notlardan bazı yerleri ben şimdi size anlatacağım. Niye? Yine birebir sınava dahil değil ama konunun daha iyi pekişmesi adına onu göstermek istiyorum. O notlarda çünkü 306. sayfa şurada görüyorsunuz. 306. Çünkü notların sayfalandırılması kendi içinde falan oldu. Fasikül fasikül ben bunları sayfalandırdım. Bazılarında sayfa çıkmadı falan. Siz direkt PDF sayfasından takip ederseniz 306. sayfaya mesela ben şimdi biraz sizden bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Bir de şurada hem notlara da şöyle bir göz gezdirelim. Şöyle baştan itibaren. İçerik yapılar önceden bir olarak bunu 4 saatlik bir ders olarak veriyorduk. Şimdi birleştirdik. Bazı yerlerini eledik. İşte tarihçeyle başlıyor ki bunların bizim birebir bunların hepsini almasak da hatırlarsınız slaytlarımızda bu görüntülerin çoğu yok. Eledik. Ama burada detaylı bir çelik tarihçesi ve çelik üretimiyle ilgili. Yani ilk haftalarda bakın işte hatteleme olayı. İlk haftalarda anlattığımız konularla ilgili daha detaylı meraklısı için bilgiler ki biliyorsunuz bunları zaten ödev olarak da artık kendi seçiminize göre bunları da başka kaynaklardan siz de hazırlayacaksınız zaten de burada da detaylı bir şekilde var. Taşıyıcı sistemin uygulama alanlarını öyle lafla bir geçiştirdik. İşte bazı fotoğraflarla falan bir örnek olarak var. Yalıtım uygulamaları. En iyisi taş yünü püskürtmesi demiştik. İşte betona gömme falan olabilir. Ki bu ağırlığı çok artıyor. Yoksa ki bakın perte gibi çelikten afiyete baktırıyorsun. Perte gibi böyle ikiz kulelerin çökme sebebi de oydu. Kendini salıyor idi. Çelik ürünlerin tipleri, çeşitleri, profil çeşitleri falan bunları yine ilk haftada ele aldığımız konulardı. V kornyeleri, farklı kollu V kornyeleri örneğin. T yani yarım ırık profili gibi. Slaytlarımızdan ve anlattığımız konulardan hatırlarsınız. Levhalar, lamalar, daha böyle çubuk gibi olanlar lama. Donatı diyebileceğimiz aslında yuvarlak kesitli veya yapma kesitler. Geçen derste de bunlardan biraz bahsettik. Bu şekilde kolonlar yapabiliriz dedik hatırlıyorsanız değil mi? Veya bakın aynı bu örnek vardı. Bir I profilinin iki kenarına levhayla kolon oluşturmuştuk. İki gözlü bir kolon gibiydi. Bakın farklı bir şekilde böyle birleştirilmiş. Bunları mesela ben diyelim bu şekilde alıp size bir tek parçalı birleştirilmiş kolon sorusu olarak sorabilirim mesela. Ki bazıları dün baktığımız örneklerde vardı. En çok burada önemli olan şey atalet momentlerini bulmanız. Daha sonra atalet yarıçapı zaten kolay. Atalet momenti böyle alandan kare kökünü alıyorsun. Sonra burkulma boylarına bölüyorsun. Lambdayı, sonra omegayı falan buluyorsun. Dolayısıyla çok karışık işler yapmıyoruz yani. Burada yine başka kaynaklardan da, başka kitaplardan da aldığım bazı profil görüntüleri. Demiştik ki profil tabloları çok çeşitlidir. Buraya koyduğumuz profil tablolarında da birazdan bakarız olmazsa. Hatta aklımıza gelmişken şimdi bakalım. Onların üzerinde de ben biraz konuşmak istiyorum. Profil tablolarında da baya çakışmalar olabilir. Onları tam düzenlemedim demiştim.
Şurada bir saniye. Şu 7.3'te mi acaba, bir bakayım. Ha, bu 7.3'te mesela 498 var. Ney bu? Bunlar da şöyle bir göz atmamızda bence fayda var. Genel meslek hayatımızda da faydalı olabilecek şeyler. Yapı elemanların boyutlandırmasını anlayacak yüklerin hesap değerleri. Hatırlarsanız bunu proje kısmında bize lazım olan kısımlarını ele aldık. Ama şöyle bir bakalım buna çocuklar. İşte hareketli yükler, özellikle bildiğiniz yük tiplerinin nasıl hesaplanmasına yönelik bazı bilgiler var. Zemin özelliklerinin hesap değerlerine ait bilgiler var. İşte çeşitli hesaplarken duvarları, şunları bunları, kar yüklerini, nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili kar yüklerinde mesela değerler var. Ki şu tabloyu hatırlarsanız çelik bir de şeyde çelik projede kullandık. Buz yükü kısmını kullandık. İşte rüzgar yükü kısmını kullandık hatırlıyorsanız. Şu formülasyonları kullandık. Bu tabii bir 0.8 ve 0.4 küvi de hatırlıyorsunuz. Çatının trapez olması durumunda ki çünkü öyleydi. Bunları alıyorduk. Bu çatının şu şekilde yan hatta yapı duvarlarına bu şekilde gelen rüzgarları da yine hani çok yüksek ve ekstrem durumlar olmadıktan sonra bu tarzda bakın 0.8 küvi ve 0.4 küvi ile hani o bir çerçeve sistemi, ortalama çerçeveyle mesela hesaplamak isteyen buralardan yararlanarak hesaplayabilirsin. Orada işte çerçeveleri hesaplarken bazı yine yapacağımız hesaplar. Biz sadece çatı hesabına girdiğimiz için bunları dikkate almadık. Hareketli yüklerin katsayıları ki bunları şeyde de normal sadece çelik için değil bu yani. Betonarme yapılarda da ve hareketli yük azaltma katsayılarını kullanıyoruz. Bu yine kullandığımız bir tabloydu. İllere göre ve ilçelere göre işte dereceleri, bölgeleri bunları kullanmıştık hatırlarsanız. Bu da haritasıydı aynı tablonun şeklinde 498 yüklerle ilgili bir yönetmelik, özet bir yönetmelik biri açtık. Gördü mü durumu? Yok, bunları değil. Burada ben bulamadım tablo şeyleri. Neyse bakarız. Burada da 648 yani bizim çelik standardı. Çelik üretmeye de çıktı biliyorsunuz ama standart yine geçerli. Çeliğin temel hesap kuralları bu standartta ders notları da bunlara göre hazırlanıyor. Şöyle bir gözden geçelim. Bir de siz yine daha detaylı merak ettiğiniz zaman bakabilirsiniz. Bakın şu kullandığımız çerçevelerdeki dağıtma katsayılarını, okuma boylarını bulmak için kullandığımız formülasyonu hatırlarsanız. Şu tablo mesletlenme, tek bir boğumun mesletlenme şartlarına göre okuma boyunun hesabı. Şu abaklar hatırlıyorsunuz. İşte bu K katsayısını, iki noktanın dağıtma katsayısını bulmakla K'yı bu bulma katsayısını ötelenmiş veya ötelenmemiş duruma göre nasıl bulabiliriz? Gerilme tahkiklerinin hesaplanması, burada görmediğimiz fazla detay bulduğumuz birçok formülasyon da var. Veya lambda değerlerinin lambdadan omegaların bulunması. Biz daha çok 32 37 çeliğini mesela kullandık bu tablo. 52 çeliği için bu tablo gibi.
Basınç emniyet girilmeleri kilit kitlerine göre ve lambdaya göre aslında direkt basınç emniyet girilmelerini de alarak da iş yapabilirsin. Yani çok gerekli mi? Değil. Yani öbür tutumu yaparsan. Burada ne? Omega ile çarpılmış hali. Bu aslında omega ile çarpılmış hali. Biz ne yaptık? Şuradan omega'yı bularak yaptık. Anlatabildim mi? Direkt burada kullanabilirsin mesela meslek hayatını. Çünkü omega ne yapıyordu? Gerilmeyi değiştiriyordu ya. Onları. Bu tabii çok daha uzun bir şey. Lambda'nın her değeri için. Biliyorsunuz lambda 250'ye kadardı. Verilmiş uzun bir tablo. Bu işte birazdan da göreceğimiz çok parçalı basınç şunları, kolonları, kolona karşıdan bakıyorum. Bakın şuraya bir profil koymuşum, buraya bir profil koymuşum kenarlara. Ve bu profilleri belirli aralıklarla bağ levhalarıyla birleştirmiş. Yani peki burada komple boydan boya levhayı böyle atsaydım ne olurdu? O zaman tek parçalı bir basınç çubuğu olurdu. Yani profil yanlarında olduğu gibi levha iniyorsa o levhalarla profil her tetikte birleşik olduğu için tek parçalı bir basınç çubuğu olurdu. Burada ise belirli aralıklarla bu birleştirme işlemi yaptığımda tek parça, çok parçalı bir basınç çubuğu oluyor. Neden? Çünkü şuradan bir kesit aldığımda mesela çocuklar buradan bir kesit aldığımda o kesitte sadece köşelerde mesela profilleri görüyorum. Ortalar, yanlar boş olmuş oluyor. Değil mi? Dolayısıyla onun hesabına dönüşüyor iş. Çok parçalı basınç çubuğu hesabına dönüşüyor. İçerikte kolonları genelde bu şekilde yapıyoruz. Neden genelde bu şekilde yapıyoruz? Hem bir stabilite sağlıyoruz. Hacim oluşturmuş oluyoruz. Hem de ekonomiyi az tutmuş oluyoruz. Çünkü ihtiyacımız yok. Çelik zaten çok dayanıklı. Yani o yüklere göre falan bir hesabını yaptığın zaman. Böylece bir taşla iki kuş bulmuş gibi oluyor. Veya bu bağ levhaları ile birlikte bakın. Şurada da yine bağ levhaları var. Mesela buradaki bağ levhalarını daha ince tutmuş. İnce tutabilirim. Çünkü buna ek olarak örgü çubukları da yapmış. Bakın. Koluna yani karşıdan bakıyorum. Kafes gibi kolonu böyle ne yapmış? Örmüş. Buna kafes tipi birleşim veya örgü tarzı birleşim. Gördüğünüz gibi şöyle levhaları böyle atarak o şeylerin kolon profillerinin birlikte çalışmasını ve bir bütün olmasını sağlamış. Bu tabii daha iyi bir yöntem. Biraz daha maliyetli, işçilik ve malzeme açısından ama daha iyi bir yöntem. Hatta örgü çubuklarında daha basit kolonlarda şu bağ levhası kısımlarını yani şu yatay gördüğümüz levhaları hiç koymayabilirim de. Bunları da koymadığım takdirde sadece ne olur? Şu örgüler olur. O zaman da yine ona kafes tarzı veya örgü tarzı birleşim diyoruz. Buna ise sadece bağ levhaları varsa buna ise çerçeve tarzı göründüğü gibi çerçeveye benziyor. Çerçeve tarzı birleşim veya bağ levhalı birleşim diyoruz. Bunlarla ilgili yapılacak hesaplar ki birazdan örneklerle göreceğiz. Şu formülasyonları görünce hatırlayacaksınız. Üzerinde duracağız. Onlar verilmiş. İşte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup basınç çubuklarının tanımlanması ve onların nasıl hesaplanması gerektiği ki göreceğiz bugün verilmiş. Burada işte çeşitli örnekler gösterilmiş grup örneklerine. Bunu birazdan anlatacağım size. İkinci grup basınç çubukları. İkinci grup basınç çubukları sadece bu şekilde kesitte köşeleme birleştirilmiş L korniyerlerinden oluşur. Köşeleme birleştirilmiş L korniyerleri. Yani dikkat edin. Kesitten bakıyorum. Şurada bir L korniyeri var. Burada bir L korniyeri var. Köşeleme birleştirilmiş. Bunlar eşit kollu korniyerlerle oluşturulmuş. Bunlar ise farklı kollu korniyerlerle oluşturulmuş. Kolonları bu şekilde farklı kollu korniyerlerle oluşturmak, yani dikdörtgen tarzında aslında bir kolon yapmak, gerçi şu ikisinin toplamıyla şu mesafelerin toplamı genelde dikdörtgene gidecek yani eşit kollu olmayınca. Tarzı aşırı dikdörtgen olması da yapmak daha avantajlı oluyor çelik yapılarda. Dolayısıyla eğer ikinci grup basınç çubuğu kullanacaksak bu şekilde korniyerleri
tercih ediyoruz. Eşit kollu olmayan kornyeleri tercih ediyoruz. Bu da kolonun karşıdan görünüş. Karşıdan baktığında kolonda yine çok parçalı bir basınç şubu olduğu için bağ levhaları var. Ama bu bağ levhalarını nereye atıyorum çocuklar? Kesitten baktığımda şunların, bakın şöyle bir metre kilometre böyle. Bak, hem düşey kesitte hem de yatay atıyorum bağ levhaları. Aynı kesitte değil. Mesela kolon şimdi burada. Kesidi aynı bu şekilde L'lerle oluşturulmuş. Bu kesitlerin arasında şöyle bir bağ levhası koyuyorum. Bu bağ levhası diyelim 30 santim yüksekliğinde. Sonra kolon devam ediyor. 1 metre sonra böyle bir bağ levhası koyuyorum. Böyle bir bağ levhası koyuyorum. Sonra yine 1 metre sonra şöyle bir bağ levhası koyuyorum. Nereye? Şunların arasına. Dolayısıyla ikinci grup basınç çubuklarında attığım bağ levhaları bu tarzda bir bağ levhaları olmuş oluyor. Birinci ve üçüncü grubu da birazdan anlatacağım ama burada da yeri gelmişken şekillerini de göstereyim şurada. Burada da bakın yine kesit bunlar, dikkat edin. Kolonun iki tarafında ne var? C profilleri var. Bu C profilleri boydan boya gelerek böyle kolonu oluşturuyor. Fakat ne oldu? Birbirinden ayrı. Burada bir C var, burada bir C var ama bu bir kolon. Bunun bir kolon olarak davranması için ne yapıyorum? Az önce gösterdiğim gibi belirli aralıklarla böyle 1 metre aralıkla mesela 75 santim aralıkla hesaba göre çıkacak bağ levhaları koyuyorum. Veya az önce yine gördüğünüz gibi kafes örgü yapıyorum yandan baktığımda. Yani koluna şöyle karşıdan baktığımda değil, kesitten değil de. İşte bu durumda bakın bu çok parçalı bir basınç çubuğu. Yani benim diyelim iki tane C'den oluşan, şunlar iki tane az önceki C olsun. Bu koluna karşıdan bakıyorum. Şunlar da öyle. Ben buradan mesela bir kesit aldığımda ne görürüm? Sadece o iki tane C'yi görürüm. Bu bağ levhalarını görmem. Veya buradan kesit aldığımda şu örgü bağ levhasını görürüm ama belirli bir mesafe sonra. Onu hiç çizmeye bile gerek görmem. Dolayısıyla bu şekildedir bunun asıl taşıyıcı kolonları. Ve birbirlerinden ayrıdır. Üste ve alta böyle çizgi çizdiğimden de anlıyorum. Hiç çizmeme de gerek yok aslında. Burada belirli aralıklarla bağ levhalarıyla bunlar birleştirilecek. Bu mesela iki tane C yine fakat sırt sırta duruyor. Bu iki tane I'dan oluşturulmuş. Şu iki tane kornierden oluşturulmuş belirli bir arayla. Bakın üç tane I'dan ikişer iki orada iki bu tarafta olmak üzere dört tane C'den mesela oluşturulmuş. Bunların hepsi çok parçalı kolon örneği, basınç çubuğu örneği. Fakat mesela bunlar birleşik olsaydı ne olurdu çocuklar? Yani şu C hemen burada da bir C olsaydı. Şu C hemen sırtında hemen tekrar bir C olsaydı. Veya şu I'ların bu tarafında boydan boya böyle yapışık levha olsaydı kolon boyunca o zaman tüm bunlar ne olurdu? Tek parçalı basınç çubuğu olurdu. İşte tek parçalı basınç çubuğuyla çok parçalı basınç çubuğu arasındaki fark dünden beri 2-3 kere söylediğim gibi budur çocuklar. Bunu karıştırmayalım. Peki çok parçalı basınç çubuklarının grupların ikinci grubu az önce gördük. Bu işte çocuklar birinci grup. Birinci grup ne? Herhangi bir eksen, x veya y fark etmez, bakıyorum yatay mesela eksen. Burada x ekseni, burada x ekseni gider. Bütün profillerden geçiyor ise, hangi profillerden? Kolonun parçası olan taşıyıcı profillerden. Ona tek parçalı basınç çubuğu diyoruz. Ve o eksene malzemeli eksen. Diğer eksene ise, malzemesiz eksen. Malzemesiz eksen bir, iki profilden geçebilir. Ama hiçbir profilden de geçmeyebilir. Ama tüm profillerden birden geçmek zorunda malzemeli olmak için. Bakıyorum şurada mesela x ekseni malzemeli eksen, y ekseni malzemesiz eksen. Çünkü y ekseni hiçbir profili ne yapmıyor? Kesmiyor. Çok çok keserse neyi keser? Belirli aralıklarla bağ levhalarını keser. Bu tarafta ne var? Bak bağ levhaları var.
boyutlu düşün. Yani şuradan kolonun karşısından baktığımda şöyle ekrana doğru gidecek olan sayfa düzlemine dik gidecek olan eksen Y ekseni olur. Bu Y ekseni bakın şuradan geçtiği zaman hiçbir şeyi kesmez. Buradan geçtiği zaman sadece bağ levhası. Ama bağ levhası değil şu anda benim ilgilendiğim şey. Kolonu oluşturan profiller. Dolayısıyla kolonu oluşturan profilleri kesmemiş oluyor. X ekseni ise buradan çekince kolonu oluşturan profilleri kesmiş oluyor. Malzemeli eksen olmuş oluyor. Bu da yukarıdan görünüşü kesikten daha iyi anlıyorum. Bakın Y ekseni yine malzemesiz eksen, X ekseni malzemeli eksen. Y ekseni malzemesiz, X ekseni malzemeli. Bakıyorum Y ekseni malzemesiz, X ekseni iki konyeri birden kesiyor, malzemeli. Bakıyorum X ekseni malzemeli, Y ekseni bakın bir tane profili kesiyor. Ama fark etmez ne dedik, bir profili kesmesi yetmiyor. Bütün profilleri kesmesi lazım malzemeli olması için. Bir profili bile kesse yine malzemesiz eksen olur. Dolayısıyla Y ekseni yine malzemesiz eksen. Burada hiçbir profil kesmiyor. Y ekseni malzemesiz, X ekseni malzemesiz. Demek ki bu ters de olabilir. Yani kolonun kesimi şöyle çevrildiğini düşün. Bu sefer bizim global bildiğimiz yatay X ekseni şu olurdu yani. Malzemesiz olurdu. Düşey dediğimiz Y ekseni malzemeli olurdu. Fark etmez. Kolonu sadece kesidi böyle çevirdim yani. Dolayısıyla malzemeli eksen X ekseni olacak, Y ekseni malzemesiz olacak diye bir kural yok. Hangi eksen tüm profillerden geçiyorsa o malzemeli eksendir. Tüm profillerden geçmeyen veya hiçbir profilden geçmeyen eksen ise malzemesiz eksendir. Bakıyorum. Burada da şurada aynı şey. Bakın Y işte bu ara kesitten geçiyor. Bakın ne dedik bu ara kesitte mesela bağ levhası koyabilirim belli aralıklarla. Malzemesiz eksen, şu ise malzemeli. Yine Y malzemesi, şu malzemeli. Bakın bu ikinci grup değil bak görüyorsun. Bunlar da kornierden oluşturulmuş görüyorsunuz değil mi? Ama ikinci grup olması için şurada olduğu gibi köşelemeli koyulması lazım. Şöyle tek doğrultuda köşelemeli koyulmuş lazım. Bakın şunlar da mesela köşelemeli koyulmuş. Bak kornier görüyorsun değil mi? Kornier. Fakat hem bu doğrultuda köşelemeli hem bu doğrultuda köşelemeli koyulmuş. Dolayısıyla bunu da direkt ikinci grup köşelemesi ikinci gruptan saymayabiliriz. Sonuç itibariyle mesela şurada C profili var. Y malzemesi ise malzemeli eksen olmuş. Peki o zaman yeri gelmişken üçüncü gruba bakalım. Üçüncü grupta da durum şudur. Bakıyorum. Köşelere bak kesitte yine kornierler koymuş görüyorsun. Mesela. Şimdi ilk sekseni geçirdim. Değil mi? Sistemin geometrik ağırlık merkezinden geçecek olan eksenler bunlar. X ve Y eksenleri. Baktım hiçbir profili geçmiyor. Kesmiyor. Y eksenini geçirdim yine kesmiyor. Dolayısıyla iki eksende malzemesiz. Demek ki iki eksende malzemesiz olur ise buna üçüncü grup. Bakın şu bu diyorum. Sadece bir eksen malzemesiz olursa buna birinci grup bakın şu bu diyor. Başka bir ihtimal yok da. Ya bir eksen malzemeli olacaktır ya iki eksen malzemesiz olacaktır. İki eksen birden malzemeli olmasına da imkan yok. İyi düşünürseniz. İki eksenin birden malzemeli olmasına da imkan yok. Çünkü eksen bütün profillerden geçmek zorunda. Şuraya bakıyorum mesela burada şu bir malzemesiz. Görüyorsun değil mi? Bu da bir malzemesiz. Ne oldu? İkisi de malzemesiz. Niye malzemesiz? Çünkü ara kesitlerinden geçiyor. Şurada. Buraya işte belirli aralıklarla bağ levhası koyacağım. Ama bu bir İkinci grup değil bak. İkinci grup değil. Bu bir ikisi de malzemesiz olduğu için üçüncü grup basmış. Hani yukarıda da vardı değil mi mesela? Şu mesela. İkisi de malzemesiz. Mesela bu biri malzemesiz biri malzemeli ne bu? Bu birinci grup. Şu biri malzemesiz biri malzemeli ne bu? Birinci grup. Şu biri malzemesiz biri malzemeli birinci grup. Bu ise tek yönde böyle köşelemeli L kornieri koyulmuşsa bu kafadan ikinci grup.
Bakıyorum şuraya. Ortadan yine geçecek olan ekseni takımı. Y ekseni malzemesi. X ekseni bakıyorum. Hareketsizden geçiyor. Bak hareketsizden geçiyor. Profillerin üstünden geçmiyor. Geçse bile mesela birinin üstünden geçecek. Öbürünün geçmeyecek. İkisinin birden geçemezsin. Aynı çizgi. Dolayısıyla malzemesi olur. Birinin bire üstünde geçse malzemesi. Dolayısıyla malzemesiz eksenler. Burada da keza malzemesiz eksenler. Keza burada da takip ediyorsunuz herhalde artık. Malzemesiz eksenler. Bakın bağ levhaları ise şurada da bağ levhası var. Bakın burada da bağ levhası var. Çünkü arada boşluk var. Değil mi? Burada bağ levhalarını nasıl koyabilirim? Şuradan koyarım. Belli bir 1 metre sonra mesela şöyle bir şöyle bak, burada yapamayacağım. Şuradan ve şuradan bağ levhası koyalım. Görüyorsunuz karşılıklı. Sonra 1 metre gidelim. Buradan bağ levhası koyalım. Gibi. Burada nasıl koyarım? Yine yanlara böyle 4 yandan bağ levhası koyarım. Diyelim 1 metre sonra yine böyle 4 yandan bağ levhası koyarım. Burada nasıl koyarım? Şuraya bir bağ levhası atarım. 1 metre yukarı çıkınca kesitten baktığımda yani veya yandan baktığımda 1 metre yukarısında bu yönde bir bağ levhası koyarım. Bunları düşünürseniz hemen göreceksiniz zaten. Burada da keza şöyle bir bağ levhası atarım. 1 metre sonra şuradan ve buradan bir bağ levhası atarım. 1 metre sonra tekrar atarım gibi. Çocuklar. Burada işte bunların da hesaplama esaslarını gösteriyor. Burada M ve M üstü dediğimiz şeyler var mesela. Hemen yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bakalım. Burada mesela X eksenini şöyle geçirsem ne olur? İki tane profil geçirsem. Böyle geçirsem ne olur? İki tane profil geçirsem. Yani X ekseni nasıl geçirsem geçireyim ne olur? İki tane profil geçirsem. Burada da Y'yi böyle geçirirsem, nasıl geçirirsem geçireyim, iki tane profil keser. O yüzden M ve M üstü diye isim veriyoruz bunlara. İkidir. İkidir. Burada mesela çocuklar, bu sefer şöyle çaprazla kesebiliyorum en çok. Mesela çaprazla kesebiliyorum. İki profil kesiyorum. Buradan iki profil kesiyorum falan. M'i burada iki alıyorum. Daha doğrusu çaprazla değil de şöyle, şuradan yatay kestiğimde çaprazda kesersem çünkü 3 tane kesebilirim. 4'ü yine kesemem de 3 tane kesebilirim. Şuradan kestiğimde 2. Buradan kessem 2. Buradan kessem 2. Buradan kessem 2. Demek ki M ve M üstü 2. Burada çocuklar şuradan kessem 2. Buradan kessem 2. Buradan 2. Yine M ve M üstü 2. Peki buradan bakıyorum. Şuradan kessem 2. Buradan kessem 2. Düşeyden böyle kessem 2. Böyle kessem 2. Demek ki M ve M üstü 2. Burada ise bakın ne yapıyorum? Şuradan kessem 4. Yani M X isim geliyor. Şuradan kessem 4. O zaman M ne? 4. Buradan kesersem 2. Buradan 2. Buradan 2. Buradan 2. M üstüne 2. Demek ki M ve M üstü dediğim şey ne için geçerli? Sadece 3. grup basınç çubukları için geçerli. Birazdan etapta onu kullanacağız çünkü. Unutmayın. 1. grup basınç çubuğu için. 2. grup basınç çubuğu için geçerli değil. Sadece 3. grup için geçerli. Ve M ve M üstü dediğim şey nedir? M dediğim kesitten baktığımda X'i nereden geçirirsem geçireyim en çok kestiği profil. En çok kestiği. Bir yerde mesela 2 öbür tarafta atıyorum. 4 kesebilirim misal. Çok biçimsiz bir şey olur da. Diyelim öyle bir dizayn yaptım. 4 olacak o durumda. Yani en çok kestiği profil sayısı ne olacak? Benim X eksenine paralel olan da M olacak. Y eksenine paralel olan da yine en çok kestiği profil sayısı ne olacak? M üstü olacak. Demek ki M ve M üstünün anlamı bu. Bunun nedenini fiziksel karşılığını da daha sonra slaytlardan anlatırken size söyleyeceğim. Geri gelmişken aslında çok parçalı basınç çubuklarından da bahsetmiş olduk. Temellerini atmış olduk. Şimdi yine standarda bakalım. Atalet momentlerini değişken olan çubuklar bunlar daha da detaylı şeyler. Bunları biz yapmayacağız ama
meslek hayatınızda karşılaşırsanız yol göstermek açısından standartta gösterilmiş. Bakın örgü çubuklarındaki hesap metodu, hatırlarsanız şeye de benzer, gergi çubuklarına da benzer ve bağ levhalarındaki hesap metodu. Bunların notlarımızda var, slaytlarımızda da var ama çelik 1 ve çelik 2 olarak ayrı ders yaptığımız zaman onları da yine sorumlu tutuyorduk. Şimdi birleştirince bazı şeyleri hafiflettik. Dolayısıyla bunlar yine slaytlarımızda var. Ama o kısımlara geldiğimde ben size diyeceğim ki bunlar sınava ait değil. Haftaya yine zaten bu sınava dahil olmayan kısımları da olmazsa anlatırız. Sınava dahil olmayacak ama. Dolayısıyla bu hesaplarımız yine slaytlarda açıklamalı olarak ders notlarımızda var. Bu standartta da var. Ama bunlar sınava dahil olmayacak. Standartı incelemeye devam edelim. Eğilmeye çalışan dolu bölgelik girişler. Bakın. Kiliş hesapları bunlar da çocuklar. Yani bir çerçeve sisteminde kolon değil de kilişi nasıl yaparım? Bunu yine çoğu çelik diğer üniversitelerde gösterilmiyor ama biz sadece çelik 1 olarak verdiğimiz zaman bunu da gösteriyorduk. Ve notlarımızda var çocuklar. Notlarımızda detaylı açıklamalı halde var. Yani ileride meslek hayatımızda bir kilişi, çelik kilişi projelendirmek isterseniz bence adım adım her şey anlatılıyor. Onların slaytları da vardı hatta ama AVS'ye yüklemedim herhalde. Müfredattan ayrı çıktığımız için. Çelik 1 ve çelik 2'yi birleştirdiğimiz zaman yine kiriş hesaplarımız da bizim ki oldukça kapsamlı da aslında hesaplardır ama biz çok detaylı onları slaytlarımızda, notlarımızda anlattık. Derslerde de anlatıyorduk çelik 1'ken. Onları da, da yararlanabilirsiniz ileride ihtiyaç duyarsanız. Yine şöyle standartta bir göz atalım. Yapma dolu gövdelik işler mesela. Bunları hep anlatıyorduk çocuklar. Belkitme kısımları, belkitmelerin etkisi girişlerde de kolonlarda da var. Kafes girişleri, işte kafes girişleri hesapları. Bunlar çelik projesinin de yaptığımız yad okulunda muaf tuttuğumuz ama yaptığımız şeyler. Burada çelikle ilgili emniyet girilmeleri, çekme değerleri falan bunlar sorularda kullandığımız değerler. İşte çeliğin cinsine göre 52 mi, 37 mi, daha çok 37 ve 52 kullanıyoruz ama daha önce izahatta da söylemiştik birçok çelik tipi var. O çelik tiplere göre akma sınırı nedir, çekme emniyet girilmesi, kayma emniyet girilmesi nedir gibi değerlerimiz var. Ve yüklemelerde bunlar nasıl değişir? Hatırlarsanız birinci haftada bunları göstermiştik. Ezberlemeyeceksiniz. Standartlarda var zaten demiştik. Sınavda da veya örnek soru çözümünde de biz size veririz demiştik. Esas yükleme durumunda ve esas ilave yükleme durumunda. Sadece şunlar aklımızda kalsın ki bunu 3-5 kere söylemiştik. Esas ve ilave yükleme durumunda emniyet girilmeleri daha da çok artıyor. Esas yükleme durumunda ise emniyet girilmeleri aynı malzemeye ait ve aynı yüklemeye ait daha da azalıyor. Bunlar perçinler ve civatalar için. Pardon. Perçin civatalar için ki bunları da yine kullandık. Şunlar da genel çelik emniyet gerilmeleri. Yine genel çelik emniyet gerilmeleri esas yüklemeye ve nefret ve mahsal yapımlarında kullanılan çeliklerde esas ve ilave eklemelerde nasıl olacak onları vermiş. Birleşim araçlarının hesabı işte onlarla ilgili örneklerde de yaptığımız şeylerin burada lafla anlatılması var. Nasıl yapacaksın, nasıl öreceksin. Tertip düzenleme kuralları işte uzaklıklar hani vardı ya 2D, 3D falan onlarla ilgili kurallar. Şantiyede gerekli bazı kurallar var. Yapım kuralları bu şekilde standartta bu tarzda aslında kısa bir standart, özet bir standart tarzında. Bu tabii bir ders notlarında bunları örneklerle ve daha da detaylandırarak anlatmış oluyoruz. Profil tablosunu bulamadım ya burada.
Geç kod kitaplarını kullanmıyorsun. 498'e bak. Şimdi anlattığımız ders sonları. Ha, burada. Profil tabloları şurada. Bu işte zamanında bir hoca hazırlamıştır. Ama çok güzel siz. Ben bunları düzenleyeceğim. Neyse genel olarak şöyle bir bakalım profil tablolarına. Hani sınav açısından veya hatta projede de o kısmı muhafızlığımız için proje açısından da kullanacağız. Ama ileride meslek hayatımızda falan. İşte bu standartlardan aldığım, kitaplardan aldığımız, broşürlerden aldığımız birçok tablo var. Mesela şu az önceki tablo hatırlarsanız. Bunları böyle bir derlemişiz biz. İşte şu lambda sıfırları bulma lambdaları bulma tabloları hatırlarsanız gibi. Şunlar. Zaten bunların gerekli olanların notları burada. İlgili yere buradan biz copy paste yaptık. Bunlar da yine yük hesaplarıyla ilgili gerekli olur diye koyulmuş olan tablolar. Malzeme değerleri tabloları. Biraz karışık ve düzensiz. Aynı tabloları birden fazla başka kaynaklardan alınmış olarak da var. Şu yarım ığ profillerininle ilgili değerlerin olduğu tablo. Şu az önceki mesleklerle ilgili bazı değerler. Meslek çiftleriyle ilgili. Felçin ve civata işaretleriyle ilgili biliyorsunuz belirli çaplarda felçinler, civatalar var. Onların çizimi ve gösterimiyle ilgili bazı bilgiler. Az önceki basınç çubuklarıyla ilgili bilgileri de, ve tipleri de bakın. Buraya da ekstradan koymuşuz. Hani temel bilgiler bağında. Direkt bunlar tablo değil ama yine arkadaş buraya tablo kısmına da bunları koymuş. Temel bilgiler. Şu bağ levhalarında oluşacak olan yükler, kesme kuvvetleri ki dedik bunları yapmayacağız. Veya şu bağ levhaları ve örgü çubuklarında oluşan kuvvetler. Bunlar özet ders bilgileri yani direkt tabloyla ilgili değil. Burada yine lambda değerleriyle ilgili başka bir kaynaktan almış. Hemen hemen aynı tablolar. Şunlar I profillerinin özellikleriyle ilgili bir proje kısmında da anlatıp kullandığımız tabii farklı I profilleri var. Mesela şu dar narin I profilleri, şu geniş başlıklı I profillerinin gibi. Daha çok Alman şartnamelerinden ve piyasada üretilen profil broşürlerinden bunlar kullanılabilir ki profiller zaten o kabul gören şartnamelere göre, onların ebatlarına göre yapılıyor. İşte birçok farklı tipte I profillerinin ebatları nedir, ağırlıkları nedir gibi veya C profillerinin değerleri veya korniyellerin çocuklar eşit kollu ve farklı kollu korniyellerin değerleri ile ilgili tablolar. Tabii bakın nerelerde delik açılacağıyla ilgili bilgiler de var. Burada olmayan da birçok tip var. Yarım ığ profilleri az önce de vardı mesela. Yarım ığ profilleri ile ilgili ebatlarla ilgili bazı şeyler, bilgiler. Yine yarım ığ profilinin daha detaylı adım adım işte tablo bilgileri. Dikdörtgen profiller, kutu kesitli profiller ki merdiven omurgalarında, taşıyıcı sistemlerinde, çelik merdivenlerde kullanılır. Alüminyum levhalarla ilgili. Bakın bunlar mesela çatı kaplaması olarak bunları kullanırsan hani projede alıyordun ya buradaki değerleri alacaksın veya eternik çatı ölçüsü aldıysan bunu alacaksın gibi. Ama bin çeşit tabii şey kullanılabilir. O malzemenin broşüründen o bilgileri hesapta kullanmakta fayda var. Bakın hatta çatıların yapı nasıl döşenmesi gerektiğiyle ilgili kitabı bilgileri de arkadaş buraya koymuş. Aslında güzel de hazırlanmış ama düzenlemek lazım, elden geçirmek lazım. Burada olmayan dediğim gibi birçok
Mesela protein her çeşidi yok, bir sürü çeşidi var gibi şeyler de var. Bunlar tabii meslek hayatınızda internetten bile bulabilirsiniz. Standartlardan bulabilirsiniz. Din şartlarında özellikle gerektiği zaman bulabilirsiniz. Önemli olan tablolardan neyi alıyorum, nasıl alıyorum, onun mantığını, dinerini kazanmak burada önemli olan. Sınav açısından da bunları notlara açıkta yapmadığınız için zaten birebir buradan alıp yapmıyorsunuz. Tablo kısımları da bunlar çocuklar. Başka ne vardı? Şu 6. hafta 2 diye geçen Word kısmı ise bizim ilk derslerde hatırlarsanız yaptığımız onlar. Hem sözel olarak anlattığımız, hem de bakın az önceki profil şeyleri, hem de sayısal olarak bazı temel Pelçin-Blom hesaplarıyla ilgili temel soruların, önemli soruların olduğu ve bak sorular önemli mesela görmeniz açısından olduğu bir Word belgemiz. Slaytlarımızda ve kaynakların da yine temel problemleriyle ilgili olduğu ve atak momentini hesaplamada yine slaytımızda da vardı. Nasıl onları hatırlattığımız bir Word dosyası. Şu çelik 12. hafta 2 dediğimiz işte çocuklar SAP 2000'i ileride olsun, ileride ders kapsamına gerek olmuyor. Çelik için, çelik çatı için nasıl kullanacağınıza yönelik adım adım anlatımı olan, ekran fotoğraflarıyla da bunları gösteren önemli bir dokümandır. Bunları da adım adım uygularsanız SAP 2000'de aslında tüm projeyi yapabilirsiniz. Başka diğerleri slaytlar zaten. PDF ve Word'e baktık herhalde. Bir de şu çelik 1'in olduğu şeyimizde kaldık. Şuradan aklımıza geldi. Öbürlerine daldık falan. Bu çelik 1'imizin olduğu, bütün notların olduğu kısma yine şöyle bir göz gezdirelim. İşte az önce standartta da olan kar yükleri, yarım kar yükleri, tam kar yükleri, rüzgar yükleri, onlarla ilgili bazı bilgiler. Şu az önce de gördüğümüz, Word'te de gördüğümüz atak momenti kısımları. Çelik birleşim gereçleriyle ilgili yine slaytlarda ilgili yerlerde zaten kullandığımız. Ama ekstradan burada fazla bilgiler de olabilir ders notlarında olan kısım. Ders notlarında mesela boşlukludur ama slaytlarda doludur. Onları burada yazarak doldurabilirsiniz de ama zaten onlar basit problemlerdi. O Word'deki olan problemleri yaptıktan sonra bunları zaten yaparsınız. Bunu hatırlıyorsanız yine birleştirilmiş çelik yapılar dersinde muaf tutuyoruz bu kısmı. Çünkü çok fazla konu oluyor. Gayrı ders olduğu zaman ancak geçebilecek onlar bunlar. Burada yüksek mukavemetli bulanlar kısmı vardı. Onunla ilgili yine hesabi bilgiler. Kaynakla ilgili kitabi bilgilerimiz hatırlarsanız bunları çok detaylı verdik. Slaytlarımıza da koyduk ama sınavda değil de ileride size lazım olursa diye koyduk demiştik. Bunlar da yine ders notu kısmında bu sefer şöyle bir gözden geçirdik. Kaynaklarla ilgili tüm bilgiler, kaynak yapılmasıyla ilgili falan. En özet değerli toplu bilgiler. Kaynaklarla ilgili hesap esasları ve örnekleri ki bunları da gördük slaytlarımızda. İlgili yerlerini, önemli yerlerini slaytlarımıza koyduk. Şu boşluk olan kısımları zaten doldurmuş olarak slaytlarımızda biz size anlattık. Slaytlardakileri anladıysanız sıkıntı yok zaten de yine isterseniz ekstradan bunlara da şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Çekme çubukları, direkt çekme çubukları, yani direkt çekme çubuğu ne? Bir kiriş gibi eğilmeye uğramıyor da kafes kirişim bir elemanı gibi direkt çekmeye uğruyor. Direkt çekme çubuklarında aslında şu çizgilerin de, kopma çizgilerinin de dikkate alınması gerekiyor.
ve kopma çizgilerinin en olumsuz olacak şekilde geçtiği yerlerin bulunması gerekiyor. Bu yine iki ayrı ders yaptığımız zaman çelikli dersinde detaylı olarak ele aldığımız bir konuydu. Birleştirince bunu yine müfredat harici tuttuk çocuklar ama notlarımız da yine detaylarıyla mevcut. Bunlar yani zaten slaytlarımızda da yok bu kısım. Vardıysa da ben size bunlar dahil değil diyorum zaten olanları. Dahil olmayan kısımlar. Basınç çubuklarını, bunları slaytlarımızda ilgili olanlar var. Önemli olanlar ve üzerinde anlattık, konuştuk. Burada belki slayta da koymadığımız biraz daha ekstrem sorular, bilgiler olabilir. Şöyle isterseniz göz gezdirebilirsiniz diye bu soruların hemen hemen hepsi vardı. Şu işte tek parçalı basınç çubuklarını anlatmıştık. Birleşik olduğu zaman onunla ilgili örnekleri yapmıştık. Çok parçalı basınç çubuklarına şimdi geleceğiz. Şu az önce de gösterdiğim sayfayla bu sayfayı ben size biraz bunların üzerinden anlatacağım. Daha sonra tekrar sayfa geçeceğiz. Yani 112. sayfa diye de not alabilirsiniz. 112. sayfa kısmını da biraz slaytlara koymamışım. Ekstreden daha iyi kavramanız için size anlatacağım. Sonra örnekler kısmından slaytlara koymuşum zaten. Bu örnekler var. İkinci grup basınç çubuklarına az önce standarttan da baktık. Ama tabii hesap detaylarına, örneklerine standartta yok. Biz onları ders notlarımızda var. Koyduk. Bağlantı çubuklarının hesapları, bağlantı çubukları neydi? İşte bağ levhaları ve kafes ördüğü levhaları. Bunların hesapları, bunlara hangi kesme kuvvetleri geliyor, bunları nasıl kaynaklayıp kullanmayayım, hangi kuvvetler altında geliyor, onlarla ilgili kısım dediğim gibi bu müfredat harici bunu tutuyoruz. Ama slaytlarımızda da var. Slayttan anlatırken de bunun hariç olduğunu size söyleyeceğim. Çerçeve bağlantı hesapları yani şu kesme kuvvetleri o bağ levhalarında nasıl oluşur, hangi değerlerle oluşur? Bu değerlere göre o bağ levhalarını nasıl boyutlandırmamız gerekir? Ve yani şunları. Ve bu boyutlandırmaya göre de bu bağ levhalarını profillere, bakın kolonu böyle bu iki profil oluşturuyor. Belirli aralıklarla böyle bağ levhalarıyla bağlanıyor. Nasıl bağlayayım? Yani blonla mı, kaynakla mı, kaç blon, kaç kaynak? O kısım zaten blon kaynak hesabı bildiğimiz kısım. Bilmediğimiz kısım sadece ne? O basınç çubuklarından gelen bağ levhalarına şu kesme kuvvetleri nedir? Onları nasıl elde edeceğim? Onları bilmiyorum. Onların da bilgisi notlarımızda kapsamlı bir şekilde. Evet çocuklar işte onlarla ilgili örneklerimiz. Bakın bağ levhalarını az önce hani standart kısmında da anlatmıştım ya bu şekilde de atabiliriz. Nasıl bak şöyle benim basınç çubuğum bu kafes sistemde oluşan bir basınç çubuğu mesela. İki tane sırsırta vermiş kornierden oluşuyor. Burada bağ levhasını nereye atacaksın? İşte kesitte değil mi? Baktığın zaman ikisinin arasını atıyorsun. Nasıl atıyorsun perspektif? Bir metre ileride şuraya atıyorsun diyelim 30 santimlik bir bağ levhası. Sonra bir metre daha gidiyorsun. Buraya 30 santimlik bir bağ levhası atıyorsun. Orada ne kadar gideceksin? Bağ levhasının kalınlığı ne olacak? Genişliği ne olacak? Onları da neye göre hesaplıyorsun? Bu bağ levhasına gelen kesme kuvvetlerini buluyorsun. Ona göre perçin kaynak hesabı yaptığında ne kadar bir alana şeye boya ihtiyacın var ona göre tespit ediyorsun. Yani orada gelen kesme kuvvetlerini yani şunları hesaplama kısmını biz müfredat harici tuttuk. Ama onların notları da burada var. Bunları hesapladıktan sonra problem ne oldu? Şöyle bir sistemde şu kesme kuvveti altında bu kaynak boyu nedir? Kalınlığı nedir? Döndü. Veya buraya kaç tane perçin koydun? Hangi çaptanlar döndü? Ki o bildiğiniz bir hesaplama yöntemi. İşte birinci grup basınç çubukları ile ilgili mesela örnekler. Bunları göreceğiz sıralarımızda. Bağ levhası, kafes örgü levhası kısımları hariç göreceğiz. Veya bir kafes sistemdeki
basınca maruz bir dikmenin nasıl boyutlandırılması gerektiği ve kaynak hesabı örnek olarak incelemişiz. İkinci grup bir basınç çubuğuyla ilgili bir örnek. Biliyorsunuz ikinci grup basınç çubuğu buydu. İşte bakın burada daha iyi gözüküyor. Şöyle köşeleme birleştirilmiş ve eşit kollu olmaması tercih edilen, burada eşit kollu yapılmış, korniyerlerden oluşan bir basınç çubuğu. Bağ levhasını buradan koyuyorum. Bakın şu karşıdan görünüşte az önce anlatmaya çalıştığım gibi bağ levhasını şu şekilde koyuyorum. Şurada olduğu gibi bu şekilde koyuyorum. Ama bir metre sonra diyelim bu sefer şu yönde koyuyorum. Bir metre sonra bu yönde. Bir metre sonra yine bu yönde. Bir metre sonra yine bu yönde gibi kolon boyunca gidiyorum. Karşıdan koluna baktığımda bağ levhasının birisi böyle gözükecek. Öbürü böyle içe doğru gitmiş şekilde gözükecek. Aralarında diyelim 1 metre 75 santim, 1,5 metre falan olacak. Yani T1 mesafesi olacak. Bu kısımda ise bulon hesapları. Onlar kaynak eğer kaynak hesapları bildiğimiz hesaplar. Bak, kaynak olarak da yapmış. Bakın 3. grup basınç çubuğu. Dikkat ederseniz malzemesiz eksen ikisi de. M ve M üstü 2. İkisinde de. X ve Y'de de. Onun hesabıyla ilgili bir örneğimiz. Ve yine onun bağ levhasıyla ilgili kısmımız. Bu bağ levhasının ben sana şu kesme kuvvetini veririm. Perçinli birleşimli, kaynaklı birleşimli yap derim. Yapman gerekir. Perçin kaynak hesabını biliyorsun. Ama bağ levhasındaki kesme kuvvetlerini bul demem. Çünkü onu müfredat harici. Yani şu Q'dan T'leri bul falan. O zaten zor bir şey değil. Yani formülden koyuyorsun çıkıyor. Desem aslında formülde versem yaparsınız bile. Ama onu demem. Çünkü bu kadar tarih. İşte az önceki şey dün tek parçalı basınç çubukları ile ilgili örneklere bakmıştık ya onların PDF'deki halleri. Slide'larda daha açıklamalı tabii. PDF'lerde adım adım açıklamalar olmayabilir. Yok yani. Dün baktığımız ve bir kısmına siz de bakın dediğimiz benzer örnekler bunlar. Derlediğimiz birçok kaynaktan aldığımız sorular, örnekler. Ama hep aynı mantıkta olan çözümler. Yine burada bakın çok parçalı basınç çubuklarıyla ilgili, tek parçalı basınç çubuklarıyla ilgili birçok örnek de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Bunları slaytlara koymadık mesela ama temel örnekleri size bugün de anlatacağız. İsterseniz ekstradan örnek olsun, çözeyim biraz daha pekişsin derseniz ekstradan benzer şeyler hep çeşitli farklı kaynaklardan örnek olarak da size burada derledim onları.